Hey hey, naber, nasılsınız? Arkadaşlar, gün geçmiyor ki yapay zeka hakikaten hayatımıza böyle bizi tokatlayacak bir şeyi daha katmasın. Son okuduğum, hazır mısınız? Acayip bir şey geliyor. Belki de birkaçınız duymuştur. Belki de ben çok geç kalmışımdır. Galiba artık düşünceler okunabilecek. Evet, geldi, o da geldi. Fena. MIT'nin yaptığı bir yarışmada işte öğrenciler arasında proje yarışması yapıyor. Kazanan yine Hintli bir çocuk. Bu arada bir önceki videolarımdan birinde şöyle bir yorum vardı. Bizi yapay zeka değil asıl Hintliler fethedecek diye. Respekt arkadaşım. Bu çocuk da bir Hintli. İsmi Arnav Kapur. Genç de bir arkadaş. Düşünmenin konuşma bölümünü sese çevirebilen ve yanıt verebilen bir yapay zeka geliştiriyor. İsmi Alter Ego. Şöyle kulaktan takılıyor. Hani nasıl böyle Sardi sizlerin kullandığı o aparat vardır ya, onun devamı böyle çeneye doğru gelen bir sistem. Şöyle uyarıyor tabii. Diyor ki merak etmeyin, düşüncelerimizi, o gizli şeyleri şu anda ölçmüyor. Bunları bir bağlantısı yok. Sadece konuşmaya çalıştığımız zaman harekete geçiyor. Yani hani beynimizin düşünce bölümü farklı ama konuşma bölümü farklı. Sinyaller geldiğinde özellikle hani çene hareketlenirmiş. Bunun buradaki asıl amacı da bu işte hani cerebral palsy diye bir hastalık var bilirsiniz. Konuşma zorluğu çeken ya da hiç konuşamayan, daha ileride konuşma yetisini kaybetmiş insanlar ya da çok sesli ortamlarda konuşulamayacak pozisyonlarda ve daha ileriki aşamada da yine military use, askeri kullanım içinde olacakmış. Mesele şu. Şimdilik sadece 100 kelimeyi çevirebiliyor. Yani 100 kelime tanımlanmış ama sözlükte çalışmalar devam ediyor. Yakında bütün cümleleri çevirebilecek. Şimdi bu bir yapay zeka. Yani bu sadece sizin konuştuklarınızı çevirmekle kalmıyor. Aynı zamanda cevap da veriyor. Ya yani mesela diyelim ki bir markette alışveriş yapıyorsunuz. O sırada işte fiyatlar, o fiyatları topla dediğinizde size topluyor. İşte saat kaç dediğinizde cevap veriyor. Hava durumu ne dediğinizde ona cevap veriyor. Böyle manyak bir sistem. Bu arada sistemin ismi Alter Ego. Alter Ego da aslında ilk bu Roma devleti zamanında devlet adamı Cicero tarafından kullanılmış bir terim. O daha böyle ikinci benlik gibi kullanmış bunu ama asıl 1800'lerin başlarında psikolog yani psikoloji biliminin içine girmesiyle tam olarak kullanılması o dönemden beri devam ediyor. Alter ego yani insanların ikinci bir benliği. Mesela bu özellikle sanatçılarda çok fazla görülen bir şey. Eminem'in bu Slim Shady diye bir karakteri vardır. Daha benim işte sert tarafım falan der. Belki çoğunuz biliyorsunuzdur. Mesela oraya bir atıfta bulunuyor. Şeyle de karıştırılır alter ego. Personayla. Persona başka bir şey. Persona daha bizim maskelerimiz. Yani birisiyle daha iyi geçinmek için, yaranmak için taktığımız o maskeler. Persona başka bir şey. Alter ego başka bir şey. O daha hakikaten bilincin oluşturduğu bir şey. Diğeri ise yani rol, persona, maskeler, rol gibi bir durum. Ya ne düşünüyorsunuz? Yani şu anda sadece işte konuşma zorluğu çekenler için böyle çok faydalı bir şeymiş gibi görünse de biliyorsunuz tarihte pek çok şey aslında iyi niyetle geliştirilen şeyler. Atom bombasından tutun da bilmem nereye kadar. Ve cehenneme giden yollar da iyi niyet taşlarıyla döşeli olduğunu da düşünürsek, bunu da hesaba katarsak, bence çok yakın bir zamanda gerçekten düşünceler de okunacak. Yani bunu da geliştirecek yapay zeka ve düşünemiyoruz o zaman neler olabilir? Yani en yakın arkadaşlarımız, eşlerimiz, ailemiz, çocuklarımız, yani hani şey önceden gözlerime bak ve doğruyu söyle diye bir şey varken bu muhtemelen şu alt regonu tak da gel öyle konuşalıma dönecek. Arkadaşlar bizi neler bekliyor? Sizce bu nereye kadar gidebilir bu böyle bir sistem? Yani MIT gün geçmiyor ki yeni bir bomba patlatsın. Ben hakikaten ürktüm. Siz ne düşünüyorsunuz? Yazın yazın yazın. Görüşürüz.